Gol var Sunar. Herkese merhaba. Haber 1905 kanalı'na hoş geldiniz. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905 takipçileri. Yine yepyeni bir kısa video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Galatasaray'ın transfer gündemini yorumlayacağım ve Galatasaray'daki önemli birkaç tane gelişmeyi sizlere aktarmak istiyorum sevgili renktaşlar. Epeki ki Beni izlerken de sizden bir ricam var. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Transfer döneminin kapanmasına yaklaşık 2 hafta kaldı. Hatta daha kısa bir süre kaldı. 8 Eylül'de sona erecek. Ve bugün 28'i 3 gün kaldı bu ayın bitmesine. 11 gün var ve bu 11 gün içerisinde Galatasaray en az 4 maksimum 5 tane takviye yapmayı planlıyor. Bunu da söyleyelim. Öncelikle kanat transferiyle başlamak istiyorum. Galatasaray kanada takviye yapmak istiyor. İki gün önce toplantıda alınan karar gereği artık Galatasaray stoper sol bekten ziyade önceliği kanat daha sonra forvet daha sonra savunmaya verdi. Yani şu anda Galatasaray'ın önceliği kanat daha sonra forvet olacak. Sonraki aşama stoper ve sol bek olacak. Kanatta birkaç isim var bunları aktarmak istiyorum. Lucas Moura dün de konuşmuştuk bu ismi. Yine bugün de sizlere aktarmak istiyorum. Galatasaray ciddi anlamda bu transferi yapmak istiyor. %65 oranında bir ilerleme kadetti. Yani bu transferde Galatasaray ısrarcı ve Lucas Moura transferini bitirmek istiyorlar. 30 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Brezilya milli takımının da formasını giymiş. Bunu söyleyelim yani Brezilya milli takımının bile formasını giyen yıldız bir futbolcudan bahsediyoruz. Dün akşam bir isim ortaya atıldı. Nerat Nevzat galiba bu ismi söylemişti. Yine yayında da kaynak göstermişti kendisini. Nathan Redmond ile ilgili Galatasaray'ın teklif yaptığı veya yapacağı ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dünden beri ben açıkçası şunu söyleyeyim. Nathan Redmond ismini teyit ettiremedim. Kime sorsam hayır bizim önceliğimiz bu değil. Transfer listesinde var. Fakat önceliğimiz bu değil. Bakın çok farklı şeyler. Transfer listesinde olabilir. Ama transfer listesinde olan her isimle e, girişimde bulunacak diye bir şey yok. Sadece belli bir sıralama vardır. Şu konuda net bir bilgi aldığımı söyleyebilirim. Nathan Redmond Galatasaray'ın transfer listesinde olmasına rağmen e, listenin ilk sırasında olan isim değil. Benim aldığım bilgi Lucas Moura'nın şu anda transfer zirvesinde bir numaralı sağ kanat oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Galatasaray Lucas Moura transferini bitirmezse belki Redmond transferine yönelebilir. Bunu da söylemekte fayda var. Öte yandan çıkaldığı on ayrılmasıyla beraber orta sahaya Galatasaray takviye yapmak istiyor. Bunlardan bir tanesi de Evander. Tekrar Evander için girişimler başladı sevgili dostlar. Dün aldığım bir bilgi şöyleydi yani Galatasaray ne yapmaya çalışıyor diye bir soru sordum. Neden sürekli farklı farklı isimlere temas halinde, Evander isim niye tekrar gündeme geldi diye yönetim içerisinde çok ciddi bir şekilde bir bilgi aldım. Galatasaray'ın kurmak istediği kadro şu arkadaşlar. Orta sayıda başlayacağım. Lucas Torreira, Sergio Oliveira, sağda Yunus, solda Mertens, arkalarında Evander, forvette Icardi. Böyle bir kadro kurmak istiyor. Tabii ki yerli kuralından dolayı da ne olacak diye soracaksınız. Burada yerli kuralında bir tek Yunus saydık. Abdülkerim Bardakçı olacak. sol bekimiz ya Kazımcan olacak ya da kalecimiz Okan olacak. Bu şekilde bir kadro görebiliriz. Kadro planlaması bu şekilde planlanıyor. Tabii Lucas Moura olursa o zaman Yunus'la beraber forma rekabeti olacak. Belki sol bek, sol stoper ve kale yerli olabilir. Geçiyorum Cengiz Ünder'e. Galatasaray Cengiz Ünder transferini bitirmek istiyor. Yani bakın Lucas Moura transfer için %65 oranında bir ilerleme var dedik. Eğer Cengiz Ünder transferi gerçekleşirse kendi şahsi fikrimi söylüyorum. Muhtemelen Lucas Moura transferi olmayabilir. Çünkü Cengiz sağda zaten oynar. Belki Galatasaray sol kanat için bir girişimde bulunabilir. Tabi Lucas Moura solda da oynayabiliyor ama Mertens de solda oynayabiliyor. Evander transfer olduktan sonra Mertens'i solda oynatmak daha mantıklı olacaktır. Yani Cengiz Ünder transferine göre Lukas Moura transferinde de Galatasaray belli bir e, yön, belli bir e, tabela çizecektir bu konuda. Bunu da söyleyelim. E, Halil Dervişoğlu e, Hull City ile anlaşamadı. Dün haberleri çıktı zaten babası Muzaffer e, Dervişoğlu bir açıklama yapmış. E, biz e, Hull City ile anlaşamadık diye e, Galatasaray'ın da bu konuda bir girişimi olduğunu söyleyebiliriz. Kiralama yöntemini almak istiyorlar. Transfer dönemi az kaldı arkadaşlar. 3 gün sonra bitecek Avrupa'da. Halil Dervişoğlu eğer herhangi bir Avrupa kulübüyle anlaşamazsa bu doğrultuda Galatasaray'a gelme ihtimali de her geçen gün artacaktır. Çünkü kulübünde oynamak istemiyor. Kulübü göndermek istiyor. 1 Eylül itibariyle bu transferin kiralık olma ihtimali de çok ama çok yüksek diyebiliriz. Icardi için bakın 3 gündür aynı şeyi söylüyorum sevgili dostlar. 3 gündür dedim ki Galatasaray'ı Icardi istiyor. Futbolcuyla prensipte anlaşma yapıldı. Kulübüyle görüşmeler devam ediyor. Ama futbolcuyla prensipte anlaşmasına rağmen Galatasaray'ın futbolcu Galatasaray'dan bir zaman istedi. Çarşamba transfer dönemi bitiyor Avrupa'da. Avrupa'da herhangi bir kulüple anlaşamazsa o zaman gelebilirim dedi. Bunu 3 gündür söylüyorum. Fakat bunu haber olarak paylaşan kimse olmadı. Dün spor gezisinin Haluk abi bunu söyledi. Ee, ve bakıyorum herkes TT bir şekilde paylaşıyor işte e, Icardi 1 Eylül'den sonra belli olacak diye. Zaten bunu ben 3 gündür söylüyorum arkadaşlar. Salı günden önce Icardi ile ilgili bir gelişme beklemiyorum. Çarşıma günü transfer dönemi bitiyor. Artık Icardi çarşıma günü kararını verecektir. Paris'te olmayacağına göre ya Sevilla ya gidecek ya İtalya'ya gidecek ya da çarşamadan sonra bize gelecek. Zaten bunu günlerce söylüyoruz. Icardi transfer için salı veya çarşıma kadar bir hareketlik beklemiyorum. Sol bekle ilgili bir gelişme açıkçası bekliyorum. Sol bekte Baloture var. Ama dediğim gibi öncelik şu anda ofansif bölge, kanat ve forvet. Soper ve sol bek için acele etmiyor Galatasaray. Fırsat transferi kollayacak. E, yani Baloture olmasa bile oraya bir fırsat transferi olabilir. Soper'de Galatasaray yine fırsat transferi kovulacaktır. Leortis e, ve Andre Hench Olsen e, bu isim arasında ama belki sürpriz bir isim de gündeme gelebilir. Luindama e, gidiyor arkadaşlar. Kasımpaşa ile bir teması var. Kasımpaşa Luindama'yı istiyor. Herhangi bir problem olmazsa tabii Belçika'dan da Antwerp takımı istiyor. Eğer bir engel olmazsa Kasımpaşa'ya daha yakın diyebiliriz. Ama eğer Antwerp kulübü iyi bir bonservis bedeli verirse belki Belçika'ya da gidebilir. Bu transfer dönemidir. Değişkenlik gösterebilir kim daha iyi para verirse o takıma gider. Ama şu anda baktığımız zaman Kasımpaşa'ya daha yakın. Taylan takımdan ayrılabilir. Taylan'ı isteyen kulüpler var. Berkan'ı isteyenler var ama Okan Buruk Berkan'ı göndermek istemiyor. Taylan'a izin verecek gibi gözüküyor. Bugün de arkadaşlar Trabzonspor deplasmana çıkıyoruz. Önemli bir maç. Önemli bir maç çünkü Süper Lig'de ilk defa böylesi zorlu bir takımla karşı karşıya geliyoruz. Ama şunu söyleyelim. Trabzonspor'da kaleci Urcan Çakır sakatlandı. Yedek kaleci kaleyi koruyacak. Tabii ki avantaj dezavantaj bunun maç içerisinde göreceğiz ama şöyle bir şey var ki hakemler Alper Ulusoy var hakemi Ali Palabıyık orta hakem bu akşam bir senaryo bir tiyatro izleyebiliriz. Biliyorsunuz Alper Ulusoy 6 saniye kuralını Türk futbol tarihinde ilk defa uygulayan bir hakem onu da Galatasaray maçında hem de Galatasaray enstadı Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde yaptı. Bu akşam bir tiyatro bekliyorum. Yapay zeka yöntemiyle atandığı söyleniyor. Peki sevgili dostlar. Yapay zeka. Bu kadar mı tesadüf? Ali Palabıyık, Alper Ulusoy. Sizin yapay zekanızı sevsinler. Federasyon. Yani biz de buna inandık. Yapay zeka şeklinde algoritma varmış. Bu algoritma... Alper Ulusoy'u Vara Ali Palabı'yı orta hakem olarak atıyor. Ben de inandım. Sizin yapay zekanızı sevsinler federasyon. Yine oyunlarla Galatasaray'ı aşağı çekmeye çalıştığınızın farkındayız. 3 haftada 2 tane net penaltımızı vermediniz. Bakalım bu akşam nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Sevgili dostlar umarım Galatasaray bu akşam güzel bir galibiyetle sağdan ayrılır. Umudumuz bu yönde. Hakemler müdahale etmezse inşallah güzel bir skorla ayrılırız. Adasaray bu akşam büyük bir sınav verecek. Bakalım bizler de izleyeceğiz. Ve maç sonunda yayında olacağız. Maç önü maç sonu yayınlarda olacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.